I don't want to sit next to the window because I have a fear of flying, so I don't feel very good. No. Okay, I'll get you a seat straight on. Okay, thank you. What's the problem? She's afraid of flying and doesn't want to sit by the window. Why don't you switch the seats? The person who's sitting next to her doesn't want to swap. Okay, let's sit here until another one becomes available. All right, thank you. Here? Yes. Thank you, yes. So good. Thank you. But no window seat, please. Sorry. Allah kahretsin ya. Kaç kere söylemem lazım cam kenarı istemiyorum diye. Çok özür dilerim. Sorry, pardon ben uçak korkusu var bende de hiç farkında bile değilim. Bakayım. Çok kötüleşmişim, çok özür dilerim. İşte bu yüzden uçağa binmeyi sevmiyorum. Biliyorum korkum yersiz ama yine de korkuyorum. Ne yapayım? Hello there, your seat is available now. Would you like to follow me? Yes, thank you. Kızım sen mi beni taşıyacaksın, ben mi seni taşıyacağım? Ben seni buraya kadar getirdim, yoruldum. Biraz da sen yürü canım. Sen de üstüne ceviz olduğunu yazsaydın. Kızım sen de hemen atlamasaydın yazmaya vakit olurdu herhalde. Her yerim kaşınıyor. Vallahi tesadüf. Sen yürüyordun. Arkadaşımın cevize alerjisi var da zehirlendi. Hay. Siz ne yapıyorsunuz burada? Pansumana geldim. O kadar mı değişmişim? Ya, ölümlerden dönmüş. Çok özür dilerim. Şaka. Küçük bir kaza geçirdim de. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Cevabı olmayan soruydu bu. Bildiği tek şey yaşamak için burada olduğuydu. Adam bu soruya cevap vermek yerine kızın sesini yumuşak kavında sarhoş olmayı yeğledi. Bak bu şarkı kendi bestesi. Çok güzel değil mi? Bu tarz müzikten pek anlamam ama güzel geliyor. Sen de mi müzikle uğraşıyorsun? Yok. Ben buraya dil eğitimi için gelmiştim. Turizm bizim orada iyi iştir. Ama İrem'le tanışınca her şey değişti tabii. Benim okulum bitti ama bir süre daha kalmaya karar verdim. Babamı ikna etmek biraz zor oldu ama orası ayrı mesele. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Bana iş bile buldu. Ben kuaförlük yapıyorum bu arada. Bizim dükkan da Aziler de çok uzak değil. Sen anlat. Ne anlatayım? Kimmiş bu Kemal? Bilmem. Biz de kendisiyle yeni tanıştık. Oo, sen bir şeylerden kaçmış gelmiş kafa topluyorsun demek. Anladım.
Ne kadar kalacağım burada? Ferrarisini satan Bilge. Uzun bir süre. Ne kadar uzun bir süre? Mesela 3 ay, birkaç hafta, bir hafta, bir gün? Belli olmaz. Kader kısmet. İyi. Kafasını dağıtır biraz. Evet abi. Kardeşlerim mi? Şu yakışıklı olan kardeşim. Analarımız ayrı, babamız bir. Benim anam vefat etti. Onun anası büyüttü beni, Fadile Hanım. Fadile Hanım iyidir, anam sayılır. Alpago da kardeşim gibidir. Babasına bize yadigar. Ben de annemi kaybettim. Ama uzun zaman oldu. Yüzünü bile hayal meyal hatırlıyorum. Sert bir kadındı. Babam çiçek gibidir. Ama anne işte. Keşke olsaydı. Ne oldu? Bakma öyle, ben kimsenin gözüne öyle uzun süre bakamam. Tavada parmağımı yaktım ya. Çok acıyor, çok acıyor. Ne yapıyorsun? Çok iyi geldi. Yumurta çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Dur yeme, pis. Parmağımı soktum bana. Ne pisi be? Kanlıca yoğurdu gibi olmuş valla. Kemal. Hı. Ben Türkiye'yi özledim. Ne zaman gideceğiz? Bir de seni saklıyor muyum babandan artık? Anlat o zaman. Yok, öyle olmaz. Telefonda söyleyemem. Şimdi gitsem oraya, alıştıra anlatsam seni, sonra tanışsanız o zaman olabilir belki. Sen önce kendini anama beğendir, gerisi kolay. Beğenmez mi beni? Yok öyle hemen beğenmez. Beğenseydi böyle bekar kalır mıydım? Aşık oluyordu. Ama güzel olduğu için değil, ki çok güzeldi. Haşmet değişiyordu ya da kendisi oluyordu. Yağmuru sevmek, yaşadığı her şeye uzaktan bakabilmek, kendisini yeniden tanıyabilmek adına büyük bir fırsattı. Ve sevdi. Kış sadece şehri değil, bazı yürekleri de soğutuyordu. Geçen sene bugün tanıştık. O elini yaralamıştı. Bu elden, o ele bir özür. Ama öyle basit bir saat değil. Bu çok güzel. Gidiyoruz. Var mı? Dur.
Ciddi misin? İşler halloldu. Ama önce benim bir tek başıma Türkiye'ye gitmem lazım. Bak, döndüğümde her şey bambaşka olacak. Yaramazsan beni de yanında götür. Ne olur ben burada kafayı yerim sensiz. Korkma. Tarık burada olacak. Seni yalnız bırakmaz. Gitmem lazım. Döndüğümde her şeyi halletmiş olacağım. Sonra beraber gideriz. Döneceksin değil mi? Karım olur musun? Döndüğünde benim de sana bir sürprizim olacak. Gözlerin uçurum gibi. Düşmekten korkuyorum ama beni içine doğru çekiyor. Sen de hiçbir şey az değilmiş gibi. Ya cenneti ya cehennemi verirsin sanki. Kimsin sen Kemal? Ben bir toz zerresiyim. Rüzgarların savurup bulutlara taşıdığı, yağmurlara karışıp bilmediği diyarlara yağan, kaderine mahkum. Ben bir toz zerresiyim. Her şeye razı. Hiç aşık oldun mu? Birinin gözlerinin içine bakıp bir şiir yazacak kadar değil. Bunu sen mi yazdın şimdi? Beğenmedin mi? Peki sen? Hı? Sen aşık oldun mu? Yapma. Bakma öyle. Lan kimsenin gözüne öyle uzun uzun bakamam. Adamın canı yanıyordu. Yarasından çok birini öldürmüş olmanın verdiği acıydı bu. Kız adamın yarasına dokundu. Buna nelerin sebep olduğuyla değil, tek bir şeyle ilgileniyordu. Canın çok yanıyor mu? Su getireyim mi? Bir şey istiyor musun?